Silifke'de Atatürk Köprüsü'nün açılışı yapıldı. İlçeye kazandırılan 4. köprü olma niteliğini taşıyan Atatürk Köprüsü'nün açılışı Halk Oyunu ekibinin sahneye çıkmasıyla başladı. Daha sonra sahneye çıkan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, göreve geldiklerinde 4. köprü yapmayı düşünmediklerini belirterek çeşitli spekülasyonlara neden olan 4. köprünün detaylarını açıkladı. Göreve geldiğimiz zaman aslında bizim 4. köprü yapmak gibi bir projemiz yoktu. 2000 yıllık taş köprünün ayaklarının zayıfladığını ve taş köprünün yıkılma riski altında olduğunu fark ettiler. Alternatif bir köprü yapmamız gerekiyordu çünkü taş köprünün güçlendirilmesi ve restore edilmesi gerekiyordu. Başkan Turgut, yeni köprü neden buraya yapıldı sorularına da yanıt verdi. Şu anki taş köprünün 180 metre yanında bir köprü işaretlenmiş. 1988 yılında. Yani ya bu Silifke Belediyesi bu 4. köprüyü niye buraya yaptı? Yanlış yere yaptı diyenlere söylüyorum. 1988 yılında ben İstanbul'da üniversitede okuyordum. Ne imar planından yapıldığından haberim var ne de ben yaptım. Silifke'nin imar planına göre bu 88 yılındaki yapılmış imar planına göre 4. köprünün buraya yapılması zorunlu zaten. Turgut ayrıca taş köprünün aylardır ışıksız olmasının nedenini açıkladı, sebebinin restorasyon olduğunu söyledi. Taş köprünün üzerinde ışıklar ve direkler var, aydınlanma var. Karayolları diyor ki, aceleyle siz bu direkleri ışıklandırmayı sonlandırın, ortadan kaldırın. Çünkü biz burada restorasyon çalışması yapacağız. Hani diyoruz ya, aylardır taş köprü karanlıkta, işte bu yüzden karayolları bize yazdı, biz de restorasyon sebebiyle ışıklandırmayı kaldırdık ve taş köprü şu anda karanlık içerisinde. Daha sonra Göksel sahneye çıktı ve eşsiz şarkılarını Silifkeliler için söyledi. Nasıl düşer?